Alice Shelley Harris 1870 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Bir İngiliz misyoner ve dünyanın ilk belgesel fotoğrafçılarındandı. Doric Lodge Koleji'nde eğitim aldığı dönemde eşi John Hobbes Harris ile tanıştı. Alice 1889 yılında yani 19 yaşındayken devlet dairelerinde çalışmaya başladı. 1897 yılında Kongo Özgür Devleti'ne girme izni aldı. 6 Mayıs 1898'de John Hobbes Harris ile evlendi ve 10 Mayıs 1898'de iki misyoner olarak Kongo'ya gitmek üzere yola çıktılar. 3 ay sonra Ağustos 1898'de Kongo'ya ulaştılar. Kongo devletinde karşılaştıkları manzara bir felaketti. Adeta bir insan zulmünün içine düşmüşlerdi. O yıllarda Belçika Kralı 2. Leopold Kongo devletinde terör estirmekteydi. Kongo devletinde bulunma nedeni kauçuk üretimiydi. Sanayinin gelişmesiyle birlikte kauçuğun değeri artmıştı. Sınırsız kauçuk ağaçlarına sahip Kongo bu konuda adeta bir cennetti. Zorla çalıştırılan Kongolu işçiler en ufak hatalarında işkence görmekteydi. Acımaksızın saatlerce dövülüyor, elleri kolları kesiliyordu. Yerli halk bu duruma karşı çıkamadı ve mecburen verilen emirlere itaat etmek zorunda kaldı. Her Kongolu işçinin bir verim kotası vardı. Eğer o kotayı doldurmazsa kendisinin, eşinin ya da evlatlarının eli kesilirdi. Alice 1901 ile 1905 yılları arasında Kongo'da yaşadı. Kongo'nun Tsupa bölgesindeki Baringa köyünde kaldı. Köyde kaldığı süre zarfında yerli halkın çocuklarına İngilizce öğretti. Belirli bir süre sonra köy halkı ve Alice adeta bir aile gibi oldular. Yerli halkın maruz kaldığı bu insan dışı yaptırımlar Alice ve eşinin psikolojisini her geçen gün daha da bozmaktaydı. Bir şeyler yapmak zorundaydılar. Ama ne yapabilirlerdi ki? Alice ve eşi John bu insanlık suçunu dünyaya duyurabilmek için neler yapabileceklerini tartışırken elinde ağaç yaprakları olan iki yerli yanlarına geldi. Birisinin ismi Ensala'ydı ve elinde ağaç yaprakları vardı. Ağaç yapraklarının içine bir şeyler saklamıştı. Sakladığı şeyi gösterdiğinde Alice ve eşinin gözleri doldu. Kongolu yerli Ensala'nın elindeki yaprakların içinde kendi evladına ait uzuvlar vardı. Ensala'nın bir kızı vardı ve ağır şartlarda çalışmaya dayanamadığı için bir süre sonra bitap düşmüş ve bu yüzden de uzuvları kesilmişti. Ensala bu durumun artık canına tak ettiğini, bu olayı duyurmak için Alice ve eşi John'un yanına geldiğini söyledi. Abir ismindeki şirketin kontrol alanındaki bölgede yaşayan Ensala'nın ailesi ve köyündeki insanlar az evvel öldürülmüştü. Alice ve eşi bu teröre bir son vermeliydi. Bunun için en iyi yöntemin zulmü fotoğraflayarak dünyaya duyurmak olabileceğini düşündüler. Ensala en başta bu fikre pek sıcak bakmadı. Ama Alice ve eşinin ısrarları sonrasında fotoğraf çektirmeye kabul etti. Bu zulmün dünyaya duyurulması için Alice ve eşi Ensala'yı verandaya oturttu ve önüne kızının kesilen uzuvlarını koydu. Ve o gün belki de dünya tarihinin en unutulmaz fotoğraflarından biri çekildi. Dünyanın ilk taşınabilir fotoğraf makinelerinden birisi olan Kodak Brownie'ye sahip olan Alice Harris, Belçikalıların Kongo'da yaptığı zulmü belgelemek için yüzlerce fotoğraf çekti. Yaş gözetmeksizin çocuk yaşlı demeden uzuvları kesilen her çocuğun, işkenceye uğramış her yetişkinin fotoğrafını çekti. Belçika Kralı 2. Leopold 15 yılda 10 milyon Kongolu yerliyi öldürdü. İnsanlık tarihinin en kanlı işkencelerinden birini yaptı. Dünya tarihine kocaman bir kara leke olarak geçti. Alice ve eşi John, The Harris Lantern Slide Show ismini verdikleri kampanyayla önce Kongo Balalo dergisi üzerinden Afrika'ya ulaştılar. Ardından Kongo'da yaşanan insanlık dışı kölelikten bahseden bir broşür hazırlandı ve bu sayede çok geniş bir kitleye ulaşıldı. Daha sonra Avrupa ve Amerika'ya kadar ulaşıldı ve bu vahşet insanların vicdanlarına teslim edildi.
Altına duygu yüklü metinler yazılarak hazırlanan fotoğraflar tüm dünyaya servis edildi. Önce halk, daha sonra devletler bu duruma karşı birlik oldular. Dünyaca ünlü yazar Mark Twain de o dönem bu zulme en çok tepki gösterenlerden birisi oldu. Birçok bildiri hazırladı ve insanların bu zulmü öğrenmesi için çalışmalar yaptı. Mark Twain'in 1905'te çıkarttığı King Leopold Soliloquy ismindeki kitap, Kral 2. Leopold'un yaptığı insanlık dışı uygulamaları anlatır. Kitap, Leopold'un ağzından yazılmış bir savunmadır ve Leopold eleştirel bir şekilde hicvedilir. Kitapta bu zulme destek verip Congo Free State'i ilk tanıyanlardan 26. Amerika Başkanı Theodore Roosevelt de vardır. Kral 2. Leopold, zulmü ifşa eden fotoğraf makinesi için dünyada rüşvet yemeyen tek şey olarak bahseder. O dönem rüşvet vererek herkesi susturan kral bir fotoğraf makinesinin önünde diz çökmüştür. Alice Harris'in sadece bir fotoğraf makinesiyle böylesi bir güce karşı çıkabilmesi, kitlesel iletişim araçlarının ve medyanın ne kadar büyük bir güç olduğunu tüm dünyaya göstermişti. ...1906 yılında Alice ve eşi John Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Toplamda 49 şehirde 200 sunum yaptılar ve zulmün fotoğraflarını insanlara göstermeye devam ettiler. Aynı yıl Alice ve eşi, gazeteci Morel'in kurduğu Kongo Reform Birliği'ne katıldı. Morel'in o dönemde kurduğu dernek, yaptığı yürüyüşler, söyleşiler ve gazetede yayınladığı yazılarla Kongo'ya büyük destek verdi. Yine aynı yıl New York'taki bir gazete, Alice'in çektiği fotoğrafları bir hafta süresince köşesinde yayınladı. 1908'de Alice ve eşi Kongo Reform Birliği'nin genel sekreteri oldu. 1910'da vahşeti engellemeye çalışan diğer bir örgüt, Kölelik Karşıtı ve Köleleri Koruma Derneği'nde görev almaya başladılar. Kasım 1908'de Leopold Kongo Özgür Devleti'nden çekildi ve yönetimi Belçika hükümetine bıraktı. Leopold, yaptığı insanlık dışı zulümlere rağmen beklenilen tepkileri görmedi. Ülkesinde heykelleri dikildi. Belçika parasının üzerinde resimleri yer aldı. Ama artık Kongo'yu terk etmişti. Bu da yerli halk için olumlu bir gelişmeydi. Bu gelişmeden sonra Alice ve eşi tekrar Kongo'ya döndü. Kongo devletinde kaldıkları süre boyunca yerli halkın insani şartlarda yaşamaya devam etmeleri için çalıştılar. O dönemde Alice, Kongo'daki mevcut şartları anlatan bir kitap yazdı. Alice çektiği fotoğrafları Afrika ve dünyadaki birçok sergide yayınladı. Kral 2. Leopold Kongo'dan çekildikten bir yıl sonra 1909'un Aralık ayında öldü. Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle, gazeteci Morel ve Alice Seeley Harris gibi isimler sayesinde dünya tarihindeki bir kara leke daha fazla ilerlemeden durduruldu. 1970 yılında Alice tam 100 yaşına ulaştı. BBC radyosundaki Zamanın Kadınları programına katıldı ve zaferini anlattı. Kongo devletinde gördüğüm manzara bir felaketti. Orada bulunduğum ilk günlerde kimseyle iletişim kuramadım. Herkesin gözünde bir düşmandım. Yerli halk beni gördüğünde bembeyaz kesilirdi ve kaçardı. Oradaki insanlarla temas kurmam uzun bir zamanımı aldı. Daha sonra onlar da benim samimiyetime güvendi. Özellikle çocuklarla çok fazla vakit geçirdim. Onları her gördüğümde önce ağlardım. Kendime geldikten sonra konuşmaya başlardım. Belirli bir süre sonra onlar için sığınacak tek liman bendim. Bu, hayatım boyunca kendimi önemli hissettiğim tek andı. Alice Seeley Harris, BBC'ye verdiği bu röportajdan kısa bir süre sonra 24 Kasım 1977 yılında İngiltere'de hayatını kaybetti. Geride onurlu bir yaşam ve kurtarılmasına vesile olduğu binlerce Kongolu çocuk bıraktı.